merhabalar. Bugünkü aracımız Honda Jazz dijital klimalı 2005 model. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Kısaca entegrasyondan bahsedeyim. Orijinal ana üniteyi CD radyo yuvasına ayrıldığımızda oluşan boşlukları kaplayan ve 9 inç multimedyamızı birebir fit olarak karşılayan çerçevemizle birlikte entegre ettik. Birinci uyguladığımız kısım bu. İkinci olarak aracın fabrikasyon soket yapısını bozmadan birebir konnektörler kullandık. Radyo anten soketi de keza aynı şekilde. Üçüncü önemli konu, direksiyon kontrollerinin araç içerisinde sorunsuz çalışması. Radyoda gösterelim. Ses açma kapama, kanal geçişleri sorunsuz çalışıyor. Mod da kaynaklar arası geçiş için çalıştırıyor. Bu mod tuşunu farklı işlevler için de kullanılabilir. Cihazın altyapısı uygun. Farzı misal, telefonu cevaplamak için bu tuş da kullanılabilir. Bunun için yapılabilir. Direksiyon silindirini elinden bırakmadan kullanıcı araç halindeyken çağrı geldiği zaman mod tuşuyla çağrı cevaplayabilir gibi bu fonksiyonları da değiştirebiliyor cihaz üzerinden. Cihazın altyapısı buna müsait. Aracımıza bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vitese attığımız zaman gördüğünüz gibi geri görüş kamerası otomatik ekrana geliyor. Böylelikle montajımızı tamamladık. Cihazımızı kısaca anlatırsak, bununla ilgili detaylı videolarımız var YouTube sayfasında. Cihazımız 9 inç. 1024x600 kapasitif ekrana sahip. T3 işlemci platformuna, altyapısı T3 işletim platformunda. 2 GB RAM, 32 dahili hafızası var. Android 10 işletim sürümü. Şöyle kısaca bir video kalitesini gösterelim. Cihazımız neler yapabiliyor? Kısaca ondan da bahsedelim. Navigasyon, dahili navigasyon GPS üzerine alabiliyor ya da Google Maps gibi uygulamaları kullanabiliyoruz. Kullanıcı Play Store'dan istediği uygulamayı navigasyon uygulamasında kurabilir. Radyo kısmı var. Bluetooth, hem telefon görüşmesi hem telefondan müzik aktarımı var. USB, 2 adet USB var. USB'leri ilgili alana bıraktık. Kullanıcı bu noktayı istedi. Ya da aracın herhangi bir noktasına çekilebilir nitelikte kablo uzunluğuna sahip. USB üzerinden videolarını ve MP3'lerini kullanıcı açabiliyor. Deminki açtığım video dahili hafızasındaki video. Onu da şöyle gösterelim. USB seçebilir ya da bellek üzerinden. 32 GB bellek olduğu için kullanıcı belleğe de videolarını ve MP3'lerini atabilir. Siz de bu tarz bir cihaz düşünüyorsanız aracınız için, yaptığımız uygulamaları YouTube kanalımız, Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Ürün hakkındaki detaylı soruları WhatsApp destek hattımızdan bize ulaştırabilirsiniz.